Bu şehirde yönetimimize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı müthiş bir sevgi ve destek var. Gerçekten bunları ya ben nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Bu sabah hastaneye gittim. Hastanede bile kendi kontrolüm için yani oradaki hasta bakıcılar bile inanın ya son derece beni ne bileyim şimdi kelime de seçemiyorum yani. Onun için bir sorumluluğumuz var. Şuna inanın belki Süper Lig'e çıksaydık ben şahsım adına konuşuyorum. Belki de bu işe devam etmeyecektim. Bırakacaktım. Ama takım çıkamayınca sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Çünkü gerçekten bu kulübe karşı sorumluluğumuz var. Bu şehire karşı sorumluluğumuz var. Kimse bizi burada zorla tutmuyor. Onun da bilinci içindeyiz. Üçüncü aşamada demin dediğim gibi ne yapalım? İşte insanları bir araya getirelim. Bu şehirde oluşan birlik beraberliği devam ettirelim. Bunda kimle başlayalım? Sayın Bakan'la başlayalım. Daha sonra Vali Bey'le devam edelim. Milletvekillerimizi bir araya getirelim. Belediye başkanlarımızla konuşalım. İş adamlarımızla konuşalım. Geçmişteki gibi anlatmayalım. Şimdi daha farklı anlatalım. Diye çaba sarf ettik bu 20 günlük süre içinde. Mali yapıda, mali çalışmalar sonunda gerçekten çok büyük bir borç. Bu borç bu şehirdeki herkesin gözünü korkutuyor. Yani hepimiz burada gözünü bana bakıyorsunuz ama hepinizin bu borçtan korktuğunuza, benim kadar korktuğunuza eminim. Bu borcu çözebilecek şehirde birlik beraberliği sağlamak bize düşüyor ama şehrin de bir gerçeği var. Bu şehir Samsunspor'a yardım etmekten yoruldu. İnsanlardan bunu anlıyoruz. Ama biz gene mücadeleye devam ediyoruz. İş adamlarıyla yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde, ricalarda desteklerinin gene Samsunspor'a ama tabii hepimizin bildiği gibi yaşanan bu siyasi süreç, yaşanan bu ekonomik kriz eskisi kadar insanların net konuşmasını engelliyor, hala da engelliyor. Desteklerin devam edeceğini söylediler. Biz de oturduk bu sonuçların çerçevesinde arkadaşlarla ne yapalım ha? Ne edelim? Ne yapalım? Yani hakikaten bizim bugün Samsunspor Kulübü'nde bir genel kurul sürecine taşımamız, herkes Temmuz ayının ilk haftasında sezon açarken genel kurulsuz, yönetimsiz bir sürecin yaşaması kulübümüze çok büyük zarar vereceğini, bizim burada olsak da olmasak da bütün Samsunspor'daki sorumluluklarını yerimize getirmemiz, daha olayında olduğu gibi, sorunun çözümündeki yönetici arkadaşlarımızın katkısında olduğu gibi, bu süreci Samsunspor'un menfaatlerini koruyarak devam etmemiz gerektiğini karar verdik. Bu sene de taşın altına elimizi koyalım. Ama inşallah bu şehir bizle konuştuğu gibi birlik beraberliği, desteği vermeye devam eder. Evet, 20 milyon lira kulübün 10 milyon lira yabancı İbrahim Bey çalıştı. 10 milyon lira da transfer, kulübün genel giderleri. Artı yerli futbolcu değil mi? Onun içinde yerli futbolcu Evet. borcumuz, taksitlerimiz de vardı değil mi? 20 milyon artı ekstra Evet, gelebilecek 20 belki. milyon lira civarında.